İnsanlar pandemi sürecinde o kadar çok kredilerle beslendi ki, özellikle konut kredisiyle. Ben 2020 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ayında, bakın o dönem bile çok büyük bir paraydı. 60 milyar lira konut kredisi dağıtıldı 2020 yılında. Sırf müteahhitleri kurtarmak için. Çünkü konutta bir kriz yaşanıyordu. Konut satılmıyordu. Öyle önü açık, öyle güzel, ucuz krediler dağıtıldı ki patır patır insanlar orada konuta girdiler konut kredileriyle. Şimdilik hiç O kredi kadar verilmiyor bedava, neredeyse. krediler dağıtıldı ki, bakın, takipsiz ve anlamsız krediler dağıtıldı. Evet, şu anlamda doğruydu. Kredi dağıtılması gerekiyordu. Sistem şeyin dönmesi için, çarkın dönmesi için kredinin dönmesi çark yapılıyordu. Ama bunları takipsiz yapamazsınız. O zaman ben bunları hep söyledim. Yatırım için, makine için kredi veriyorsunuz. Kardeşim, takip etmiyorsunuz. Adam bana, bankacılar söylüyordu. Biliyorlar herkesin parayı ne yapacağını. Hocam diyorlardı, bizden parayı alıyor, köşeyi dönüyor, gidiyor döviz alıyor, gidiyor altın alıyor. Evet. Bunlar bilinmiyordu o zaman piyasada. Ama sanki çok çaresizmişiz, bir mekanizmamız yokmuş gibi bedava paralar ortalığa dağıtıldı ve şey semirtildi. Bazı kesimler, bakın tabirim birazcık böyle amiyane oldu ama, semirtildi. İnsanların, zenginin daha fazla zengin edildiği o dönem bir süreç yaşadık. Bir takım zorunluluklarla beraber yaşadık Sayın Ançerli bu süreci. Evet, işletmelerin kapatılmaması lazımdı. İşletmelerin kapatılmaması için SGK'dır, maaşlarını ödemedir, hepsini devlet yüklendi. Ama bakın, siz şunu görmüş olmanız lazım. Evet, bu paralar dağıtıldı ama sistemde farklı şişkinliğe yol açtı bu paranın dağıtılması. Siz bunu iyi niyetli bir şekilde vermiş olabilirsiniz. Bakın, art niyet aramadan söylüyorum ben bunu. Ama sonuçta bu dağıttığınız paralar toplumda gaz etkisi yarattı. Bir yeri şişirdi. Şimdi sizin o şişkinliği almanız gerek. Şimdi ben bir örnekle de bunu anlatayım size. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri o ara muhalefet şeyi çok eleştiriyordu, iktidarı. Ya millet bedava vatandaşına para dağıtıyor. Bunlar vatandaşa bedava para dağıtmıyorlar, kredi dağıtıyorlar. Ben bunun doğru olduğunu söyledim o dönem. Evet, siz sistemi durdurmamak için bir harcama yapıyorsunuz, bir para veriyorsunuz ama ve bu parayı geri toplama şeyiyle veriyorsunuz, dürtüsüyle, kredi biçiminde veriyorsunuz, doğru. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde o vatandaşa dağıtılan paralar nedeniyle oluşan talep enflasyonu, orada ben ne diyorum, talep enflasyonu, o sistemde orada oluşan şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı nedir bugün biliyor musunuz? Aldığı önlem, vatandaşını yoksullaştırmaya çalışıyor. Bakın, bunun adını siz ne koyarsanız koyun, işte para yakıyormuş da, faizler artıyormuş da falan. Bunun netine baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri pandemi sürecinde vatandaşın cebine bedavadan attığı paraları geriye toplamaya çalışıyor. Yani vatandaşını yoksullaştırmaya çalışıyor. Çünkü aksi halde çok ciddi bir enflasyon patlayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde o talebi karşılayacak üretim yok. Onu ne yapıyor? İthalatla kompanse etmeye çalışıyor. Çin'den ithalat yapıyorlar falan. Bakın, aynı şeyi Türkiye'nin de uygulaması lazım. Yani o dönem dağıttığı fazla parayı sen nereye dağıttıysan oradan bu parayı geriye toplayacaksın. O vatandaşına dağıttı Amerika,
vatandaşından geri toplamaya çalışıyor parayı. Bakın onları da hesaplıyorlar ha. 200-250 milyar dolar kalmış vatandaşta fazla para. Siz hani yok Amerika'da ekonomi iyi gidiyor bilmem ne ya, ama bunlar hala faiz arttırıyorlar. Sebebini biliyor musunuz? Çünkü Amerikan devleti biliyor ki vatandaşa dağıttığı daha 200-300 milyar dolar arasında bir para var. O parayı da geriye emdiğinde rahat edecekler. Oh diyecekler, biz bu dertten kurtulduk. Şimdi o ayrı bir onun tartışması, kurtulup kurtulmayacakları. Ama Türkiye'deki olay senin şişkinlik yarattığın yer, zengine sen kan verdin. Bütün kanı zengine akıttı. Bugün ev konut fiyatlarının inanılmaz boyutlara varmasının, bakın inanılmaz Evet. boyutlarda. Ya sebebi ne? Sebebi bu. Çünkü sen kaynağı oraya doğru yöneldin. Müteahhitleri kurtaracağım diye müteahhitlerin derdi olan şeyi konut satıp konutta tıkanmayı açmak için verdin oraya, bocaladın şeyi, parayı. Bakın ben bunu bir AK Partili gazeteciden de duydum. Aynen şunu dedi. Televizyonda dedi, hani gizli saklı öyle 3-5 kişinin olduğu yerde değil. Dedi ucuz kredilerle dedi evleri konutları üst üste koydular dedi. Şimdi o konutları ve arabaları satacaklar dedim. Bunu diyen AK Partili bir gazeteci, bakın. Hiç öyle benim gibi falan feşmeken ya da işte muhalefetten falan biri değil. AK Partili. Çünkü biliyorlar kendileri de olayın farkında. Çözümü doğru bulmak zorundasınız. Siz servet vergisi koymak zorundasınız. Bundan kaçamazsınız. Servet vergisi koyacaksınız. Var mı adamın 10 tane lüks evi? Onu canını okuyacaksınız. Onu ya satmasını ya da vergi olarak size ödemesini sağlayacaksınız. Adam ya biliyorsunuz lüks otomotiv satışlarını, yok lüks otomotivde şey yokmuş, yarı iletken şey yokmuş da talep de bilmem neymiş de. Hayır, siz o kadar büyük paralar dağıttınız ki inanılmaz bir lüks otomobil talebi yarattınız. O lüks otomobil talebini durdurmak için yok Ticaret Bakanlığı gelen gemilere el koy. Yok arkadaş, iki tane neden motorlu taşıtlar vergisi koyuyorsun? Adam motorlu taşıtlar vergisi adama çerez gibi geliyor. Çünkü adam döviz yığmış. Senin verdiğin artı değerler de adam döviz almış. Bu kadar dolarizasyon neden oldu zannediyorsunuz siz Türkiye'de? Sizin bu sistemi yoluna koymak için öyle yok bu iş vergiyi tabana yayacağım ben. Yok tasarruftur, odur budur, yok arkadaşım. Hayır. Vergi sistemini acilen değiştirmeniz lazım. Bir, servet vergisi koymanız lazım. Bankalar çılgın gibi kar etti. Şirketler çılgın gibi kar etti. Kurumlar vergisini, gelir vergisini, yani dolaysız vergileri çok ciddi şekilde arttırmanız lazım. Servet vergisi koyacaksınız. Bakın bunları tekrar tekrar üzerinde duruyor. Çünkü siz bu 104 milyar dolar o depremde harcayacağınız parayı çiftçinin mazotuna koyuyorsunuz be kardeşim. Sen domates 30 lira, 40 lira. Çiftçi para kazandığını zannediyor. Çiftçi bu 30 liraya, 40 liraya domatesi kime satacak? 9 milyon emekli 7500 lira emekli maaşı alıyor. 9 milyon kişi 7500 lira. Kaç kilo domates alır insan? Kaç kilo peynir alır? Sen mazota sürekli şey geliyor. Üzerine Her gün konuyor. zam geliyor. Çiftçi üretimi bırakmaktan, çiftçi üretimi bırakmaktan bahsediyor. Siz orta vadeli programı adam gibi servet vergisine dayandıracaksınız. Bir, dolaysız vergilere dayandıracaksınız. İki, aksi takdirde siz bunu ben vergiyi tabana yayayım, sen demokratik bir şey yapıyormuş gibi yapmaya çalışırsanız eğer hiçbir şey yapamazsınız. Yıkılır gidersiniz. Bakın bu seçimler, yerel seçimler çok ciddi bir sınav. Çok ciddi bir sınav. Bakın hiç zannedilmesin ki ya ben
yerel seçimlere kadar da bunu böyle al gülüm ver gülüm idare ederim. Yok orta vadeli falan işte birazcık daha idare ederim diye işte parayı basıp şunu bunu yaparım. Ondan sonra 3-5 konut yapar televizyonda göz boyarım. Seçimleri bitirdikten sonra da ben gerisini sakın ha bu halk ne kendini güçlü zanneden iktidarları zamanında da yürümüştür. Erken seçim diye bir şey var. Bu erken seçim bakın vatandaş sizi öyle bir sarsar ki çok ciddi emekçi hareketleri gelişmeye başladı. Ben dün Antep'i gördüm. Antep organize sanayi yer yerinden oynuyor Antep organize sanayinde. Tekstil sektöründe çok ciddi sorun var.